değerli izleyiciler, fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizleri Avrasya Kapı Pencere Cam Fuarı'ndan seslenmekteyiz. Ve 14.sü düzenlenen fuarımızda yine sektöründe öncü bir firmamızdayız. Yanımızda firma sahibimiz Ertuğrul Bey bulunmakta. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ertuğrul Bey merhabalar. Hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk, nasılsınız? Sizleri sormak ister misiniz? Bizler de çok iyiyiz. Bu yoğun fuar temposuyla evet. Birlikte size ayırdığınız değerli dakikalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İstanbul'a kadar gelip bizleri ziyaret ederiz. Bizim biraz için yoğun. Bir onur. Sizi de bekletmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Çünkü biz de böyle bir talebi beklemiyorduk. Çok yoğun talepler var. Çünkü fuar ilk defa cumartesi günü başlıyor. Evet. Bugün belki insanlar cumartesi başladığını bilmiyor. Bu yüzden talep az olabilir mi planlamıştık ama tam tersi. Fakat çok yoğun başladınız. Ve güzel tarafı yurt dışından çok fazla bir müşterimiz var. Bizim için bu çok önemli. Çünkü biz zaten %90 ihracat yapan bir firmayız. 70'ten daha fazla bir ülkede faaliyetlerimiz devam etmekte. Yani şitek makineye işte Kanada'dan Avustralya'ya kadar 70 farklı bir ülkede 6 kıtada da kullanan müşterilerimiz var. Büyük bir çoğunluğu da bugün fuarımızı bizleri ziyaret ettiler sağ olsunlar. Onlarla beraber zaten fuar çok daha anlamlı ve güzel oluyor bizim için. Ve yeni makinelerimizi onları gösterme şansımız oldu. Çünkü pandemi 2 yıllık bizim için bir duraklama süreciydi. Ama biz o dönemi boş geçirmedik. Sürekli inovasyonu ve Ar-Ge yatırımlar yaptık. Bu sene de fuarda görmüş olduğunuz makinelerin %80'den daha fazlası bu sene ilk defa fuarda sergilediğimiz müşteriler. Evet. Onların da gelmesiyle beraber kendi teknolojimizi onları anlatma, kendimizi anlatma şansı yakaladık. Çok verimli geçeceği daha ilk günden belli olan bir fuar. Kesinlikle. Umarım sonunda bu şekilde geçer. Evet, misafirleriniz sizleri hala bekliyorlar. Çok yoğun bir şekilde başladınız. Ve tabii ki burada Ar-Ge çalışmalarımız da teknolojinin de hızla ilerlemesiyle teknolojinin son çıkardığı makinaları burada teşhir olarak sunduk gelen misafirlerimize. Özellikleri nelerdir makineniz? Biz genelde otomasyon makineler konusunda çok iddialıyız. Yani bize yola çıkış mottomuz şuydu. Fabrika üreten fabrikaları inşa edebilmek. Evet. Yani burada bizim müşterimiz bizim makinelerimizde kapı pencere imalatı gerçekleştiriyorlar ama bunu söylemek belki çok hoş değil ama el değmeden insan gücünü minimize ederek daha doğru, daha sağlıklı, daha hızlı üretim yapmalarını sağlayabilmek. Bunların çoğu Endüstri 4.0'a uygun makineler ve yüksek kapasiteli makineler ve hatasız ürün üretmelerini sağlıyor. Bu sebeple dediğim gibi %90 yurt dışı çalışıyoruz ve bunun %70'i bizim için önemli bir nokta. Avrupa ülkeleri. Yani sadece gelişmekte olan ülkelere makine tedarik yapmıyoruz. %70'i Avrupa ülkeleri bizim için çok önemli. Burada sergilediğimiz makineler genellikle bizim üst segmentin yerini nitelendirdiğimiz profil işleme merkezlerimiz. Burada VC konusunda insanlara sunacağımız iki tane önemli profil işleme merkezimiz var. Bunlardan bir tanesini ilk defa bu fuarda sergiledik. Bir tanesini upgrade edilmiş modelini uyguluyoruz. Aynı zamanda bu sene ilk defa Alevi İşleme Merkezi'nde fuarında müşterilerimize gösterme şansımız oldu. Bunu da bu sefer ilk defa gösterdik. Evet. Çok büyük bir talep aldık. Müşterilerimiz memnun kalıyorlar. Onlar memnun kaldıkça siz de mutlu oluyorsunuz. Aynen. Bizim amacımız tabii ki onları mutlu edebilmek. Çünkü onlar mutlu olduğu sürece bizim mutlu olma ihtimalimiz söz konusu. Onlar mutluysa biz mutlu olabiliriz. O yüzden onlara cevap verebilmek değil mi? Siparişleri doğrultusunda. Kesinlikle. Bir tedariği sunabilmek tabii ki. Aynen. Şu an bütün dünyada bir tedarik problemi var. Ürün yetiştirme anlamında. İşler gerçekten pek çok sektörde çok iyi. Özellikle bizim makine sektöründe çok iyi. Ürün tedariğini bulma konusunda her ne kadar sıkıntılar yaşasak da biz de her zaman verdiğimiz sözün arkasında durmaya özen gösteren bir firma olarak ürünlerimizi doğru zamanda doğru kişilerle buluşturmak bizim zaten en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bugüne kadar bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra gerçekleştirmeye devam edeceğiz inşallah. Ve satış sonrası destek de çok önemli. Evet, evet. Hem teknik olarak desteklerimiz devam ediyor. Bu bizim mottomuz, ben ve ortaklarım aslında biz hepimiz mühendis köklü insanlarız. Yani hepimiz de serviste makinenin altından gelen insanlarız. Satış sonrası bizim aslında ilk yola çıkış hikayemiz. Ve bu sektörde 22. yılın 23. yıla gireceğiz. Ve biz makinenin altından gelen insanlar olarak insanların neler istediğini çok iyi biliyoruz. Sahada neler ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve satış sonrası destek, satışı desteklenmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi. Bizim en büyük hedefimiz 48 sattan daha fazla duran çitek makinelerinin olmasını istemiyoruz. Evet. Bu amaçla hotline ekipleri kurduk. Bunlar yaklaşık 28 kişilik bir hotline ekibimiz var. Dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir problemi olan bir müşterimiz hotline'ımıza direkt müracaat ederek oradan anında problemini giderme şansı var. Bunlardan dolayı çok mutlu geri dönüşler alıyoruz. Yani insanlarla görüştüğümüzde bu durumdan dolayı
inanılmaz mutlular. Çünkü makineleri hiç durmadan, üretimin durması onlar için büyük bir verimsizlik. Durmadan makine işletmelerini sürdürebilme şansı doğuyor bizim sayemizde. Eğer problem çıkarsa da çok hızlı bu problemi giderme konusunda yeterli teknik servis ekibimiz var. Bunu her geçen gün sayısı artıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun hedefimiz dediğim 48 saat bir işletme makinesini durdurmamak. Bugüne kadar yaklaşık 10 yıldır bunu başardık. Tabii ki hedefimiz bu süreyi daha da minimize edelim. Hem müşterilerimiz daha verimli hizmet alabiliyorlar, hem de tabii siz de hedefinize ulaşmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Ben bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü sizi tebrik etmek istiyorum Ertuğrul Bey. Peki röportajımızı sonlandırmadan önce bugüne kadar sizi destekleyen, tercih eden dostlarınıza, çözüm ortaklarımıza ve tabii ki emeği geçen ekip arkadaşlarımıza, hepsine ekranlarımızdan teşekkür mesajımızla bitirelim mi röportajımızı? Tabii ki hepsine çok teşekkür ederim. Çünkü bizim için onlar çok değerler. Biz hiçbir zaman kendimizi... Özellikle ARGE çalışmaları. Aynen. Biz onlar hiçbir zaman, bizde müşteri, tedarikçi ilişkisi hiçbir zaman olmadı. Onlar aslında bizim partnerlerimiz. Beraber çözümler bulduk. Projelerimizi beraber geliştirdik. Beraber bunları hizmetine sunduk. Ve onlar da bunları kullanıyorlar. Kullanmaktan da çok mutlu olduklarının bilgisini alıyoruz. Hepimiz zincirin halkalarıyız. Hepimiz zincirin halkalarıyız. Çünkü onlar büyüdükçe, onlar yatırım yaptıkça bizim de kendimizi geliştirme şansımız doğuyor. Biz onları mutlu edebilmek, tatmin edebilmek ve doğru çözümler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Hepsine ve herkese, buraya gelen herkese teşekkürlerimi sunuyoruz. Ben de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İyi fuarlar diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.